Herkese merhabalar. Bugün yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Yeni aracımda Bluetooth'a bağlanıp müzik dinlemek gibi fonksiyon maalesef yok. Sadece AUX kablosuyla telefonu bağlayabiliyorsunuz. Açıkçası AUX kablosuyla telefonu bağlamaktan rahatsız oluyorum. İnternette Bluetooth AUX çevirici adaptörler gördüm. Böyle bir ürünle karşılaştım. Şimdi ürünün açıklama kısmı bayağı iyi. İşte Bluetooth 5.0 destekledi vesaire yazıyor. Yüksek kalite ses ilettiğini iddia ediyor. Burada görebilirsiniz. Ve 10 saate yakın kullanım süresi olduğunu söylüyor. Bu kabloyla sürekli bir güç adaptöründen güç almadan şarj edilip şarjının 10 saat kadar kullanım süresi sunduğunu söylüyor. Yani bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Araç şarj kitiyle beraber bağlarsanız sürekli aktif halde şarjı bitmeden de kullanılabilir. Tabii ben kablo kalabalığı olmasını istemedim için zaten böyle bir ürün tercih ettim. Çift telefonu destekliyormuş. Aynı anda iki telefonu Bluetooth'la bağlayıp telefonunuzu bununla eşleştirebiliyorsunuz. Fakat hani ikisi aynı anda tabii ki çalamıyor. Hani biri çalarken diğeri çalmıyor gibi bir olay varmış. Ürünü çok fazla inceleme videosunu göremedim. O yüzden bunu çekme kararı verdim. Kutu açılımı yapalım. Hep beraber. Bunu yırtmadan nasıl açabilirim? Abi şöyle yapalım dedik. Çok iyi. Alttaki bant kısmından. Evet, şöyle bir kutu bizi karşıladı. Bu şeye benziyor. Hala onun kulaklık incelemesindeki gibi bir kraft kağıt var arkadaşlar, geri dönüşüme uygun. Şöyle bir açılışı var. Ürünümüz burada. Çok güzel sticker var. 4 tane sticker çıktı içinden. Sanırım evet, garanti belgesi. Burada da İngilizce kullanım kılavuzu mevcut. Güzel, kutulaması güzelmiş. Zorlamadan çıkarabilir miyim? Ürünümüz bayağı küçükmüş. Şeyde dokunması da güzel. Üzerine bir jelatin var koruyucu olarak. Bu telefon işaretine basılı tutunca açacak mı? Açıyor olması lazım. Evet, açıldı. Ürün şu an bağlantıya hazır. Buralardan da müziği değiştirip başa alabiliyorsunuz ve sonraki müziğe geçebiliyorsunuz. Yeşil olan telefon işaretine bastığınızda telefon cevaplayabiliyorsunuz ya da cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel ya, portatif duruyor. Burada mikrofonu mevcut, denemedim ama güzel ses iletiyor diyorlar. Tabii bir de şarj girişi yeri var. Klasik Android telefon şarj ucuyla şarj edebiliyorsunuz. Type-C değil bu arada. Telefon ikonuna basılı tutunca da cihaz kapanıyor. Ürün ilk izlenim olarak bence güzel. Tabii en çok merak ettiğim nokta ise ses kalitesi arkadaşlar. Çünkü zaten aracım şu an bana arkadaşımın hediye etmiş olduğu, aslında her yerde bulabileceğiniz böyle ucuz Bluetooth AUX cihazları vardır ya, onlardan bir tane var. Şikayetçi olduğum nokta şuydu: çok hızlı şarjı bitiyor. Hani dedim daha kaliteli bir şey, hem ses kalitesi olarak da yükseltebilir miyiz diye böyle bir cihaz aldım. Araçta test edeceğim, sizlerle de paylaşacağım. İzlenim olarak güzel, kaliteli duruyor. Performansı da inşallah aynı olur. Şimdi araca geçelim. Canlı canlı bir dinleyelim bakalım. Araca geçtim. Bahsettiğim aracın da şu an kullandığım cihaz bu. Yani çok fazla süre gitmiyor şarjı. Çok kısa sürede şarjı bitiyor. O yüzden hani ses kalitesinden memnun olmama rağmen yeni cihaz satın aldım. Cihazımız burada. Şimdi test aşamasına geçelim. Test aşamasına başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bu ürünün ortalama fiyatı, yani sürekli dolar kuru arttığı için net fiyat veremiyorum, fakat şu an 179 liraya satın aldım. Dolar kuruna göre değişiklik gösterebilir tabii ki. Çok ucuz bir cihazı değil bunlara göre. Emsallere daha uygun cihazlar da vardı. Ama ben ses kalitesi yüksek olsun mantığıyla yorumlarına güvenerekten aldım. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Evet. Burası da bayağı kirliymiş. Cihazımızı şöyle takalım. Güzel, tam oturdu. Çok yer kaplamıyor gibi ama endişe ettiğim bir yer var arkadaşlar. Bunu böyle kullanırken bu led ışık sürekli yanıp sönüyorsa sürüş esnasında dikkat bozabilir. O şu an bir endişe verdi bana. Basılı tutuyorum. Şu an açıldığını bildiren bir şey geldi. Ses. Telefonumuzla. Güzel. Hemen bağlantı kurdu. Ben size müzik dinletmek istiyorum fakat telif yüzünden kendi yapmış olduğum müziği dinletin. İnşallah basları yeterince alabilirsiniz. Çünkü bu tarz kayıtlarda çok temiz bir ses kaydı size iletemiyoruz. Şu an ses seviyem
yüksek sayılabilir. Normal 12 ile 15 arasında dinliyorum. Bir tık sanki diğer cihaza göre ses düşük geldi. Böyle yükselteyim biraz. Şu an ilk testime göre ses kalitesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Normalde şu cihazla dinlediğimde arkada şu an müzik çalmadığında bir dip ses var. Onu kapatıyorum. Şu cihazla 12 ile 15 arası böyle yüksek sayılabilecek bir ses düzeyi alırken bunda 26'lara kadar çıktım seviye olarak. Beni hayal kırıklığına uğratan şey sesler temiz eyvallah ama hiç bas gelmiyor neredeyse. Yani ben çaldığım müziği biliyorum. Bunda çaldığım müziği biliyorum. Basslar çok hayal kırıklığı oldu. Yine de bir şans daha vermek istiyorum. Bugün kullanıp ona göre iadesini yapacağım gerekirse arkadaşlar. Şu an için memnun kalmadım cihazdan. Evet, kendi cihazımda test ettim. Bak, ses seviyesi 10'da beni rahatsız ediyor. Kıstım. 10-11 arası. 26'da dinledim. Büyük bir fark vardı. Zaten bassları ne kadar duyabildiğiniz bilmiyorum ama ciddi bir fark var. Yani biraz hayal kırıklığı olduğu sanırım bu ürünü iade edeceğim. Ki led ışığı da sürekli yanıp mesela gözüm şimdi bir rahatsız etti. Özellikleri güzel olabilir ama benim gibi ses kalitesine düşkün bir insansanız sizi memnun etmeyecek bir cihaz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.